Merhaba kıymetli okurlar ve takipçiler. 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeyi yöneten AK Parti'nin kadim şehir İstanbul'a yaptığı zulmü tarihte kimse yapmamıştır. Anneden babadan, atadan, doğma ve İstanbullu bir ailenin ferdi olarak siyasilerin İstanbul'a ihaneti durdurak demeden devam ediyor. Dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un emriyle milattan sonra 537 yılında Isidorus ve Anthemius tarafından inşa edilen ve Patrik Katederi olarak kullanılan günümüzde hala Ortodoks'un hayalini süsleyen yapılardan biri olan Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethi ettikten sonra Camiye çevirdiği ve günümüzde bir kısmı İslam aliminin ibadetini aşan Ayasofya'ya otomatik kapı taktılar. Olacak iş değil. Hangi hakla hizmet otomatik kapıyı 1500 yıllık tarihi yapıya taktınız? Aranızda yok mu bir tane bakanlığa bağlı kültür danışmanı? Kardeşim ne yapıyorsunuz? O kapı hiç buraya olur mu diyecek insan evladı. Tarihe saygınız zaten gündeme yansıyan, kaybolan ve bulunamayan tarihi eserlerle biliniyor. Ama her yerini beton bir şehre çevirdiğiniz İstanbul'a haksızlığınız katlanarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü UNESCO acilen bu duruma el atmalı, bu pervasızlığı durdurmalı ve gerekli uyarıları yapmalıdır. Bir diğer konu ise Havuz Medya'nın parlattığı isimlerden biri olan Fulya Öztürk isimli gazeteci. Geçtiğimiz günlerde Pençe Kilit Harekatı'nda 9 askerimiz Amerika destekli PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. 9 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. TSK'nın operasyon yaptığı bölgeye giden Fulya Öztürk isimli gazeteci adeta teröristlere açık istihbarat verdi. Canlı yayında Fulya Öztürk'ün az önce konuştuğumuz tim araziye çıktı demesi açık istihbarat vermek değil midir? Aynı cümleyi ben veya bir başka gazeteci kullansa sabaha karşı terör örgütüne ve teröristlere yardım ve yataklık yapmaktan gözaltına alınır. Adalet ve hukuk şovu yapardınız. Hain ilan ederdiniz ama söz konusu yandaş medyanın gazetecisi olunca görmezden geliyorsunuz. Fulya Öztürk'ün açık istihbarat verdiği tim yolda saldırıya uğrasa, başına bir şey gelse ne olacaktı? Bu işler bu kadar basit mi? Vatandaşlar haklı olarak Fulya Öztürk'e tepkili. Peki Fulya Öztürk özür dilemesi gereken yerde ne dese beğenirsiniz? Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum, çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında bir şey duymadım. Siz neyin peşindesiniz yahu ne ifşası bir tim araziye çıktı demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi. Rahat olun neyin ifşaya girdiğini gireceğini bile bilmiyorsunuz. Bana akıl veriyorsunuz. Yıllarım geçti bu bölgelerde. Açıklaması aklıma şu sözleri getirdi. Maşallah kadından bilmişlik, kibir ve şov akıyor. Ne diyelim? Allah hidayet selamet versin. Yazımı Joseph Helerton şu sözüyle noktalamak istiyorum. İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Konumu bakımından yeryüzünde rakibi yoktur. 16 Ocak 2024 Yakaçık